tedavisinde dondurulmuş embriyolarla yapılan uygulamalarda taze uygulamalara göre daha yüksek gebelik oranları elde edilmektedir. Bunun nedeni araştırıldığında, bunun nedeninin daha ziyade embriyoların yerleştirildiği rahim dokusunun ilaçlarla daha güzel geliştirilmiş olduğu gözlenmiş. Özellikle bilindiği gibi eğer taze sikluslarda rahimi hazırlamak için doğal olarak vücuttan salgılanan hormonlar iş görürken dondurulmuş sikluslarda dışarıdan verilen östrojen ve progesteron haplarıyla rahim sarı hazırlanmakta. Bunun daha iyi bir hazırlık olduğu düşünülüyor ve bu nedenle de bunlarda daha yüksek gebelik oranları elde edilebiliyor. O yüzden yaygın olarak halk arasında işte dondurulmuş embriyolarla yapılan uygulamalarda gebelik oranlarının düştüğü doğru bir düşünce tarzı değil. Tam tersine dondurulmuş embriyolarla yapılan uygulamalar daha yüksek gebelik oranı vermektedir. Günümüzde dondurma teknolojisi de gelişmiştir. Özellikle geçmişte yavaş dondurma denilen bir yöntem kullanılırken bugün ani dondurma veya şoklama dediğimiz bir yöntemle, ki biz buna tıbbi olarak vitrifikasyon ya da ani şoklama diyebiliriz Türkçe'ye çevirecek olursak, çok daha iyi gebelik oranları vermektedir.